صلى عليك الله يا خير الورى تعداد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد Sallu ala şefi'i zunubina Muhammed. Allahümme salli ala şefi'i. Sallu ala tabibi kulubina ve kurrati a'yunina Muhammed. Allahümme salli ala şefi'i. Muhammed ve ala şefi'i. Estaizu billahi bismillahirrahmanirrahim. Lekad kâne lekum fî rasûlillâhi üsvetun hasenetun limen kâne yercullâhe vel yevmel âkhira. Ve zekarallaha kesira. Sadakallahul azim. An İbni Ömer radıyallahu teala anhuma kâle. Ehezze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bimenkibeyye fekal. Kün fid dünya. Kenneke garibun ev abiru sebilin. Ve hadisin ahar. Ve udde nefseke min ashabil kubur. Sadaka Resulullah fî mâ kâle ve kemâ kâle Nebî sallallahu aleyhi ve sellem. Ravâl Bukhâriyyuh. Ve kâle Mevlana Seyyid Mustafa İsmet Garibullah Büyükşeyh Efendi fî Risale-i Kudsiye. Deme gel mümkünata aynı vacip. Vacibe mümkün deme olma zâhip. Çu temyiz eylemez var bazı talip, ana olmuş sekri hal çünkü galip. Hakikat mümkün olmaz gel gidelim, cemali ba kemale serdelim. Cemaat-i Müslümin, İhvan-ı Din, bahtiyar ve kıymetli kardeşlerim. Risale-i Kudsiye'nin 32. beytinden devamla İsmet Garibullah, Büyükşeyh Efendi, Kaddesallahu sirrahul aziz bize iman hakikatlerini itikatla alakalı olan beyt-i şeriflerini beyan etmeye devam ediyorlar. Demeye gel mümkünata aynı vacip. Yani mümkünata vacip talanın aynıdır deme. İki türlü efendim mümkünat vardır. Birisi alem ve içinde yaratılmış olanlar. Bunlara bizler mümkünül vücut deriz. Yani var edilmiş, meydana getirilmiş, yaratılmış şeyler. Bir de vacibül vücut vardır. Vacibül vücut demek mümkünül vücudun çok farklı efendim değişik bir şekilde efendim zıttıdır. Yani vacibül vücut dediğin zaman var olması mutlaka gerekli olan, mümkünül vücut dediğin zaman olsa da olur, olmasa da olur demektir. Bu ikisini iyi ayırt etmek lazımdır. Kullar ve kainat, tüm yaratılmış her şey mümkünil vücuttur. Cenab-ı Hak vacibul vücuttur. Böylece bunu bilmek lazımdır. Onun için ne diyor? Vacibe mümkün deme olma zahip. Yani vacip Teala Hazretlerine Cenab-ı Hakk'a mümkün deme. Kainatın aynıdır deme. Bu hataya düşme. Bu yolda gidici olma. Bu efendim yani alem, kainat Cenab-ı Hak'tır deme. Bunu diyemezsin diyor. Ya tamam, yaratılan her şeyde inne fî halkis semâvâti vel arzi ve ihtilâfil leyli ven nehâri lâyâtin li ulil elbâbi. Yerlerin göklerin yaratılmasında, geceyle gündüzün birbiri ardınca devran etmesinde Cenab-ı Hakk'ın varlığına, birliğine delalet eden birçok deliller vardır akıl sahipleri için. Şimdi deliller vardır. Baktığımız bir şeye
Cenab-ı Hak bunu yaratmıştır. Bu Rabbimizin varlığına bir delildir diyebiliriz. Bir ayettir diyebiliriz. Kur'an-ı Kerim mesela Rabbimizin varlığına en büyük ayetlerden, delillerden, işaretlerden biridir. Ama kalkıp da sen Kur'an-ı Kerim'e yapraklarına bu Allah'tır diyemezsin haşa. Veya bulutlara, güneşe, insana, toprağa bunlara Allah'tır azimuşan diyemezsin. Bunu deme diyor işte. Bu yolda gitme. Efendim bu yolda gidenler olmuş. Ya onlar sekir halinde söylemiş. Manevi bir sarhoşluk halinde söylemişler. Sübhane men ezharal eşya ve huve aynuha demiş. Kim? Şeyh Muhyiddin Arabi Kudsesi Ruh Hazretleri. Öyle yüce Allah'a noksan sıfatlardan tenzih ederim ki eşyayı yaratmıştır diyor. Halbuki o eşyanın aynıdır diyor. Haşa. İmam Rabbani Hazretleri Kudsesi Ruhu burayı bize beyan ediyor. Diyor ki Muhyiddin kardeşimi severim Kudsesi Ruhu. Fakat söylediği bazı sözleri doğru bulmuyorum diyor. Yani Muhyiddin bin Arabi Kudsesi Ruhu'nun söylediği bu söz. Yani Allah-u Teala'yı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Halbuki o eşyayı yarattı. Halbuki o eşyanın aynıdır demesini diyor. Doğru bulmuyorum. Fakat onu kınamıyorum da. Çünkü onun zamanında onu alıp bir üst mertebeye çıkaracak bir meşayih yoktu diyor. Bundan sebep bir makamda kaldı. Manevi bir makamda kaldı. Ha belki sonradan orayı da geçmiştir diyor. Onun için sakın aleyhine konuşmayın. Kim diyor bunu? 2. bin yılın müceddidi İmam-ı Rabbani Kudsesi Ruhu Hazretleri diyor. Şimdi Muhyiddin bin Arabi Hazretleri Kudsesi Ruhu bunu bizatihi yaşamış. Mesela bir defasında sizin taptığınız şey benim ayaklarımın altındadır demiş. Kızmışlar. Mübareği sonra idam etmişler yani. Halbuki ayağını bastığı yeri kazmışlar, külçe külçe altın çıkarmışlar. Meğer demiş ki yani, siz Allah'a değil Celle Celle, altına paraya tapıyorsunuz. Dininiz dinar olmuş demek istemiş de, bunu sonradan anlamışlar. Bunlar keramet sahibi, evliya Allah hakikaten bu sözü sarf edip de söylüyorlar. Ama sen üç kağıtla efendim sende öyle bir şey yok, öyle bir hal yok. Kalkıyorsun Allah Teala kainatın aynıdır diyorsun. Olmaz. Çü temyiz eylemez var bazı talip. Bazı Allah-u Teala dileyen kullar var ki onlar ayırt edemiyorlar. Ayırt edemiyorlar. O bir makam. Sonra oraya geçiyorlar. Ana olmuş sekri hali çünkü galip. O bir manevi sarhoşluk hali ona galip gelmiş. O yüzden bunu söylüyor. Sende ne var? He? Sende bir manevi hal var mı da bunu söylüyorsun? Mesela Masum Bayraktar. Masum Bayraktar ve ekibi. Efendim FMTV, Fatih Medreseleri, radyosu, televizyonu, bunların kurucuları Masum Bayraktar. Bu adamın bu kapıdan mesela Efendi Hazretlerimiz tarafından Hacı Mahmud Efendi Kudsesi Ruhu tarafından kovulduğunu biliyoruz. Bunun sebeplerinden bir tanesi ve en büyüğü nedir? Bütün kainata Allah'tır demeleridir. Yani hatta Recep Er Yiğit Hoca Efendi var. Bizim hocamızın hocası. O anlattı. Diyor ki bu Abdülmetin Balkanlıoğlu hocamız rahmetullahi vefat etmeden önce bir konuşmaları var onların. Yani bir açıklamaları var. Sorduk diyor evladım gelin bakalım buraya ne diyorsun filan. En son dedim ki diyor hani helaya efendim yapıyorsunuz ya gadai hacetinizi. Ona da mı yani şimdi siz Allah? Evet hocam o da Allah'tır demişler aşağı veken. Böyle sapıklar bunlar. Onun için efendi buyurdu talebe vermeyin. Yardım etmeyin. Maddi yardımda da bulunmayın. Sohbetlerine katılmayın. Bunlar bu kapıya çok zarar verecekler buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Bu Masum Bayraktar ve grubu için, ekibi için. Hakikaten bakıyorsun nur yok adamlarda. Bedbaht haldeler.
Sen Muhyiddin bin Arabi Hazretleri gibi mi oldun da kalkıp da böyle bir itikadi meselede efendim konuşuyorsun? Nasıl bunu, bu kelimeleri nasıl sarf edebiliyorsun? Yani şimdi bu çiçek Allah mıdır haşa? Ya bu çiçeği efendim bize gelmesine, ulaşmasına, var olmasına sebep tabii ki Allah-u Teala. Bu masa efendim Allah olamaz. Ancak efendim bu masanın maddesini Allah yaratmıştır. Bunu yapan ustayı Allah yaratmıştır. Celle Celaluhu ve Celle Şanuhu dersin. Bunda bir şey yok. Ama bunu, bu Allah'ın aynıdır dersen bu itikat bozukluğudur. Burada iman problemi vardır. Zaten bu adamların problemi iman problemidir. İtikadi sapıklıkları vardır. Onun için ben defaatle söyledim, gene söylüyorum. Masum Bayraktar ve ekibine mutlaka dikkat edilmelidir. Bunların FM TV, bazı gidiyorum, çağırıyorlar beni, evlerine misafir oluyorum kardeşlerimizin. Efendim, hocam diyorlar, annem şu kanalı izliyor, bu kanalı sakın. Hacı anne, ne işin var senin bakayım bunlar? Ya hocam çok faydalı şeyler söylüyorlar. Ya Anadolu'da filan bunların kanallarını seyreden çok insan var. Oysa adamlar 99 doğru verseler, bir yanlış verseler, dedim ona da, hacı anne, senin itikadında bir bozukluk olsa onu sen bir daha nerede düzelteceksin? Gelmişsin zaten 60-70 yaşına. Ha bak, buldun, bizi Mevla getirdi buraya. Seni seviyor Allah Celle Celaluhu. Bunları sakın dinleme. İtikadını bozacak bir şey söylerler. Efendim, sapıtır gidersin bu yaştan sonra. İtikad önemli bir mesele. Onun için itikadımıza zararı olacak insanlardan, hoca kılıklı şeytanlardan uzak durmamız lazımdır. Çok hizmetleri olabilir. Çok hafız yetiştiriyorlar hocam. Çok talebe yetiştiriyorlar hocam. Biz ne öyle çok hafız yetiştiren, çok talebe yetiştiren okutanlarını gördük ama hikayetün masal. Onun için dikkat etmemiz lazımdır. Sakın bu akımları, cereyanlara kapılmamak lazım. Biz burada Pendik'te ilk hizmete başladığımızda tabii müstakil hizmet yapıyoruz. Yani Uzdet İlim Yayma Derneği olarak biz kendi arkadaşlarımızla, dostlarımızla bu hizmeti başlattık. Birkaç esnaf kardeşimiz var, birkaç tüccar kardeşimiz var, talebelerimizden vardı. Toplandık. Ne yapalım? Bu işi resmileştirelim. Resmi bir kurum olsun. Efendim, belki daha ileri senelere kadar devam eder diye bir dernek kuralım dedik. Uzdet İlim Yayma Derneği'ni dostlarımızla, arkadaşlarımızla kurduk. Tabi hocalarımızla, büyüklerimizle istişare ettik, ediyoruz. Şimdi sonra bizim için de böyle birkaç baktım. Efendim, birisine demişler ya Ali Rıza Hoca Efendi var filan. O ona filan. Aa, bu masumcu mu? Masuma mı bağlı? Bir fitne. Bizim buradaki bu hizmetlerimizi çekemeyen, kıskanan, hasetçilerin, fesatçıların bir fitnesi olmuş. Oysa biz ondan evvel mesela, bu dediğim 4 sene olmuştur. Yani 4-5 senelik bir mesele. O zaman efendim biz bunu, bize bu iftira atıldığında biz bundan evvel kaç defa da bunları yayınlamışız. Facebook'ta, Uzdetler'de bizim grafiker arkadaşlar filan. Bunlara dikkat edin, bunları Efendi Hazretlerimiz kovmuştur, FM TV izlemeyin filan, böyle şey yapmışız yani, bir kamuoyu oluşturmaya çalışmışız. Ama tabii takipçimiz filan az olduğundan o zaman pek kimse bunları duyamıyor ama tarihiyle şeyle var orada, hep kayıtlı. Yani biz bu kadar adamların aleyhine konuşmuşuz, öteki oradan bir şey demiş, o onu arıyor. Ya bu hoca efendi masumcu mu filan. Yani sen ne fitneci bir insansın be, bir de hocayım diye geçiniyorsun. Fitneye alet oluyorsun. Niye onu bunu arıyorsun? Bak, Facebook'ta Uzdet İlim Yayma'nın numarası var. Çağrı merkezi hattımız var. Ondan başka bize de ulaşabilirsin. Oraya yazdığın zaman arkadaşlar hemen benimle görüştürüyor. Biz öyle şey miyiz yani? Cumhurbaşkanı mıyız? Bizi arayan hemen görüşebiliyor. Yani gayen maksadın fitne değilse ara bizi, bizden sor. Kardeşim, ne ondan bundan soruyorsun bize? Ha, şimdi bak, bir daha söylüyorum. Yeri geldi çünkü. Ders konusu oldu Risale-i Kutsiye'de. Niye söylüyorum? Muhyiddin bin Arabi Hazretlerinin yolundan gidiyoruz diyorlar bunlar. Evet, Masum Bayraktar ve ekibinin görüşü bu.
Ama Muhyiddin bin Arabi Hazretleri'nin bu dediği şey efendim sarhoşluk halinde, yani manevi bir sekir, sekeratla söylenmiş. Sen bunu uyanıkken söyleyemezsin. Ha gerçekten ermiş olursun, evliya olursun. Bir manevi sarhoşlukta dersin, anlarız. Ama sende öyle bir şey yoksa bunu diyemezsin. Muhyiddin bin Arabi Hazretleri büyük evliya. Ne diyor? İzâ dehale sînî hişîn zahara kabru Muhyiddin. Sin şına girince Muhyiddin'in kabri ortaya çıkar diyor. Keramet gösteriyor. Ta vefatından evvel söylüyor. Sonra seneler sonra vefat ediyor. Ortada Osmanlı devleti yok. Osmanlı kuruluyor. Devlet-i Aliye'miz. Sonra efendim Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Şam-ı Şerif'e sefer başlatıyor. Şam-ı Şerif'e giriyor. Orayı alıyor. Ondan sonra da Sin diye kastettiği Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri, Şam diye kastettiği, Şın diye kastettiği Şam-ı Şerif'e girince Muhyiddin bin Arabi Hazretleri'nin kabri şerifini buluyor, ortaya çıkarıyor. Ya bunlar böyle büyük evliya. Sen nesin? Hakikat mümkün olmaz, gel gidelim cemali ba kemale seyredelim. Yani Mevla Teala hakikattir, mümkün olmaz. Kalkıp da Cenab-ı Hakk'a efendim bu alem Cenab-ı Hak'tır, efendim Allah, o zaman senin Mecusi'den ne farkın kaldı? Mecusi güneşe tapıyor. Niye? Tanrı diye. Sen de diyorsun ki Allah güneştir diyorsun mesela. Allah tesbihtir diyen, Allah masadır diyen, Allah halıdır diyen, Allah kitaplıktır diyen, Allah efendim buluttur diyen, Allah güneştir de diyor, değil mi? Acayip sapık bir itikat, sapkın bir görüş. Aman ha, bu FM TV'den filan uzak duralım. Kendimizi kaptırmayalım. Bakın bunların İsmail Ağa'yla, Mahmud Efendi Hazretleri'yle hiçbir efendim bağ şeyi yoktur yani. İtikaden diyorum bak. İtikaden bozuklukları var. Yoksa herkes bir dernek kurabilir, vakıf kurabilir. İlla İsmail Ağa'ya resmi olarak bağlanmak İmanın şartı değildir yani. İsmail Ağa bağlanma zorunluluğu kimsenin de yoktur. İsmail Ağa da bir vakit. Mutlaka Mahmud Efendi Hazretleri'nin itikadı gibi Ehl-i Sünnet vel Cemaat üzere inanması, düşünmesi, buna göre yaşaması lazım. Şimdi bakıyorsun bu adamlar Efendi Hazretleri tarafından kovulmuşlar zaten. Onun için mutlaka ve mutlaka uzak durmalıyız, dikkat etmeliyiz. Cenab-ı Hak bizi en doğruya ulaştırsın. El hadisül erbaun, geldik 40. hadisi şerife. An İbni Ömer radıyallahu teala anhuma kal ehaze Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bi menkibeyye. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh efendimiz diyor ki Peygamber Efendimiz bir defasında benim şu omuzumu tuttular diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Fekale buyurdular ki kün ol. Fid dünya, dünyada ki enneke garibun. Sanki garip gibi ol. Dünyada boynu bükük ol. Garip ol. Efendi gibi olma. Sultan gibi olma. Ne diyor? Efendim Üstad Necip Fazıl güzel söylüyor. Severim. Çok beğeniyorum. Okurum da. Ölüm güzel şey. Budur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Öleceğiz. Müjdeler olsun, müjdeler olsun. Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Kapı kapı yolun son kapısı ölümse, her kapıda ağlayıp o kapıda gülümse. O demdeki perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail aleyhisselam hoş geldin diyebilmek de hüner. O dem çocuklar gibi sevinçten zıplar mısın? Toprağın altında saklambaç da var mısın? Ölüm ölene bayram, bayrama sevinmek var. Oh ne güzel, bayramda tahta ata binmek var. Ufka bakarlar ölüm uzakta mı uzakta ve tabut bekler suya inmek için kızakta. Sultan olmak istersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin, gıcırtılı bir tabut. Bak ne güzel demiş. Şurası çok alakadar bizim dersimizde.
sultan olmak istersen tacı sorgucu unut. Zafer araban senin gıcırtılı bir tabut. Bak garipsin. Neyin var? Neyin olacak? Koca Kanuni Sultan Süleyman Hazretleri rahmetullahi aleyh cennet mekan dedemiz. Vefat edeceğim vakit, vefat ettiğim vakit işte yanıma demiş efendim şunu şunu koyun. E tabi gelmişler şey etmişler tam defin sırasında Şeyhülislam var başlarında. Osmanlı Şeyhülislam'a danışmadan iş yapmaz. Demişler efendim bunu koymamızı istedi ayak kısmına filan. Ya ne o filan bir açmışlar bakmışlar bir çift çorap. Demişler ya bu konulmaz. Şeyhülislam fetva vermiyor. Kabre öyle Ermeniler gibi, Cavuristanlılar gibi, Frankliler gibi. Efendim yanına bir şey konmaz. Efendim ama vasiyet. Ya bu vasiyeti size siz nasihatlanın diye yaptı ya. Siz aklınızı başınıza devşirin bundan efendim ibret alın diye yaptı. Yani bakın ben koca Kanuni Sultan Süleyman, dünyayı titreten sultan. E şimdi indim kabre bir çift çorabımı alamam. Alamadan gidiyorum. Onun için ya büyüklenmeyin, efelenmeyin. Efendi olun, akıllı olun, şuurlu olun. Dünyacılığı bırakın. Efendim benim, bana ver, büyük olacağım, makam sahibi olacağım, villam olacak, yetim olacak, katın olacak. Ya her şeyin olsa ne olur kardeşim? E bir anda insan vefat ediyor, bir anda ölüyor kardeşlerim. Her şey kalıyor. Bütün dünya senin olsa ne olur? Hiç. Bütün dünya diyor senin olsun, bir dost bir post yeter bana diyor. Bir dost bir de post. Dost Mevla, post seccade. Atacaksın postunu, yollanacaksın dostuna yani. Bütün dünya senin olsun. Bana dostu ver, postu ver yeter diyor. Ne güzel. Böyle demek lazım ya. Her şey sizin olsun. Bütün mevkiler, makamlar, üstünlükler, dereceler. Ben garip takılıyorum kardeşim diyeceksin. Ben garibim. Allah için, ölmemek için rızkımı kazanırım. Çoluğuma çocuğuma bakarım, getiririm. Ondan fazlasını benden beklemeyin. Neden? E çünkü Rabbim benden bunu istemedi. Rabbim benden dünyayı getirmemi, biriktirmemi, kazanmamı, çoğaltmamı istemiyor. Rabbim benden ahiretimi kazanmamı istiyor. Hatta bana bak ne buyurdu efendim sözü? Kun fi dünya kendine garip. Dünyada sanki garip gibi ol. Gariban gibi ol. Yani bazıları fakru zaruretten çok şey diyorlar yani. Bakıyorum arkadaşlar. Gerek yok kardeşlerim. El fakru fakri buyuruyor Efendimiz Hazretleri. Fakirlik benim övünç kaynağımdır. Efendimiz fakirlikle övünüyor. Allah-u Teala Cebrail Selam'ı gönderdi. Dedi ki ya Cebrail git Habibime söyle. İsterse onun için şimdi Ebu Kubeys Dağı'nı altın yapayım. Ardından gelsin. Efendim dağıtsın fakir Müslümanlara. Kafirlere de dağıtsın Müslüman olsunlar filan. Bazı var para için Müslüman oluyor yani. Şimdi umreye gidiyor adam. Bir selfie yapıyor filan. Müslümanız filan takılıyor ama aslında münafık yani. Hani bilemeyiz. İsim vermiyoruz da kimin kalbini yarmadı kimse. Ha onun gibi yani düşün. Efendim altından Müslüman olanlar var. Olacak olan. Nitekim Müellefetül Kulüp'te da bu göründü. Hevazin kabilesi efendim savaşı kaybettikten sonra Müslümanlar malları dağıtırken bak ne oldu? Birçok 100 deve aldı diye adam Müslüman olanlar oldu yani. Gavurların en azıllarından. Onun için var bunlar yok sanmayın. Adam makam için Müslüman olur. Bir bakarsın namaz kılar. Ulan bu ateist, bu leninist, bu komünist değil miydi filan? Yani ne bakıyorsun sen ona? Adam makam için kılıyor. Yani dedi ya bir tanesi. Biz dedi bayram namazını kaçırmayız dedi ya. Felaket. Eyvah eyvah. Felaket. Acılar. İçler içi. Efendim. Acıtan. Sızlatan. İçimizi. Kanatan acılar hem de. Ne büyük acılar. Bayram namazını kaçırma. Müslümanlar da dediler. Lan bu da Müslümanmış meğerse bak filan. Efendimiz ne buyurdu? İstemem ya Cebrail aleyhisselam. Rabbim bana bir gün versin. Rızkımı göndersin. Yiyeyim şükredeyim. Bir gün de olmasın. Efendim hamd edeyim. Karnım aç kalsın. Rabbimi yad edeyim zikredeyim. Böyle istedi Efendimiz.
Her gün her gün olsun. Ver ya Rabbi, ver Allah'ım. Rabbena, et bana filan. Öyle bir peygamberimiz yok. Hocam biz peygamber miyiz? Ya o peygamberin ümmetisin kardeşim. Üsve-i hasene. Uyulması gereken en güzel örnek. Uyalım. Kurtuluş isteyen, dünya ahiret dareyn saadeti isteyen, huzur isteyen Efendimiz'e tabi olacak ya. Başka çare yok. Mevla verdi. Verdiyse fazlından verdi. Zaten sen dünyaya çalışmadığın zaman bir bakıyorsun Allah-u Teala veriyor. Veriyor, gönderiyor, yağdırıyor. Hem ne yağdırıyor? Uhdumini men hedemeni. Ey dünya, bana hizmetkar olana hizmet et. Allah'ın emri celle. Aciz kudüs. Hizmet edene hizmet et. Ya Rabbi, dünyacı olanları ne yapayım? Süründür. Bunun üzere sürünsün. Adam bakıyorsun şimdi. İşin içinden çıkamamış falan, faize bulaşıyor. Niye bulaştın faize? 10 bin lira kredi çekeceğim. Dükkan kapanmasın. Sen dükkanı şimdiden batırdın. Hem de ardından gelecek felaketlere de hazır ol. Çünkü faiz çoğaltır gibi görünür, ziyadelik gibi görünür, esasında batırır. Sen şimdi işlerin ters gidiyor. Fakirlik fukaralık kapından çıkmıyor. Zorluklar içerisinde meşakkatle şöyle 3-5 kuruş kazanıyorsun, dükkanın kapalı filan. Ne yapacaksın? Ne yapacağını söyleyeyim ben sana. Heh, buyur hocam. Sadaka vereceksin. Ya hocam zaten yok. Mübarek, ver ki o malın sahibi de sana versin. O fakirin sahibi de sana versin. Çünkü sadaka malı büyütür. Sadaka insanın sevabını büyütür. Sadakayı ne gibi düşünün biliyor musunuz? Toprağın altına konulmuş bir tohum gibi düşünün. Asla zayi olmaz. O orada gelişir gelişir, gün gelir toprağa yarıp çıktığı zaman koca bir ağaç olur, çınar olur. Meyveleri, dalları, budakları, efendim yaprakları mis gibi gölgelik, serin serin. Altında istirahat edeceğin, meyvesinden istifade edeceğin koca bir çınar ağaç olur yani. Sen bunu istemiyor musun? Faize giriyorsun. Mevla batıracağım buyuruyor. Faiz alanlar batıyor. Hep de battılar. Bu böyle oldu. Faiz senin için kurtuluş değil. İşlerin ters gidiyorsa. Kendinden namaz kılıyor musun? Yok. Abdest var mı? Yok. Sadaka veriyor musun? Yok. Ya şimdi sen batmayacaksın da kim batacak abi? Sen zaten batmışsın kafadan da. İşi düzeltmenin yolu, tövbe istiğfar edeceksin. Faizden uzak duracaksın. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. Her kim Allah'tan korkarsa azimuşan, ona bir çıkış kapısı göstereceğim buyuruyor Mevla. Çıkış kapısı yaratacağım. Yok hocam, hiç kapı göremiyorum. Dört duvarın içindeyim. Her tarafım duvar, hem ne duvar? Koca kalın kalın duvarlar, hiçbir kapı penceresi yok. Zifiri karanlıktayım. Tamam, bekle. Bekle. Allah'tan kork. Celle Celaluhu. İttekullah. Mevla'dan sakın. Dediklerimi yap. Taze bir abdestini al. Tövbeni et. Namazına başla. Başla, şeytanın bacağını kır. Bugüne kadar kılmadın. Ha, yatsıyla başla. Ya Allah, bismillah. Anladın mı? Başla yatsıyla. Sonra elinde 10 lira mı var? Bütün paran 10 lira. 1-2 lirasını ben olsam 5 lirasını veririm. Sen hadi 1-2 lirasını ver. Tamam mı? 1-2 lirasını sadaka ver 10 liranın. Bak sonra seyreylesen neler oluyor. Hayatın nasıl değişiyor? Nasıl dönüm noktasına geliyorsun? Ve şunu da yap. Faize girmekten de Allah'tan kork. Ya Rabbi, senden korkuyorum. Girmiyorum bu işe. O zifiri karanlık dört duvar var ya, bir tarafta bakacaksın yakuttan bir kapı. Bir tarafta efendim zebercetten gümüşle işlenmiş bir pencere ki dışarıdan öylesine bir güneş vuruyor. Efendim kapılar, pencereler, yollar, bütün dünya senin ayağının altına adeta atlas gibi serilir de sen üstünde deveran edersin kardeşim. Onun için
Rabbim inşallah dünyada garip gibi olanlardan eylesin. Evabiru sebilin veyahut da yola giden yolcu gibi ol. Şimdi bir adam yolculuk olsa desek ki mesela kardeşler hazırlanın Yuşa Aleyhisselam'a gideceğiz. Hafta sonu efendim işte tabi yasaklar var filan. Yasak yok diyelim. Bu virüs belası bitmiş. Allah'ım tez zamanda kaldırsın şu belayı vatanımızdan. Yuşa Aleyhisselam'a gidiyoruz. Hazırlanın. Yarın 12'de buluşacağız. Ne yaparız? Hepimiz kendimizce çantamıza yiyeceğimizi, ihtiyacımızı, teçhizatımızı alırız, koyarız. 12 oldu mu artık yatmayız. Hazır kıta bekleriz. Çünkü yola gideceğiz. Yolcuyuz. Yolcu yatakta olur mu? Yolcu çadır kurar mı? Olmaz. Yolcu dimdik ayakta hazır ve nazır. Şimdi Efendi Hazretleri için hocam anlatırdı. Ömer Faruk Erşahin hocam. Kulakları çınlasın, Allah selamet versin hocalarıma. Hocalarım benim canlarım. Bir harf öğreteninden Rabbim ilelebet razı olsun. Her zaman gidemesek de hocalarımı çok seviyorum. Benim çok hocam var. Çok ben. Yani nereden baksan şimdiye kadar yani 40-50 hiç abartmıyorum. Hoca Efendi'den ders almışımdır. Bunların çoğusu da Efendi Hazretlerimizin hocalarıdır. Efendi Hazretlerimizden efendim, icazet alan hocalarımız, başkaca Arap hocalar olsun, Ehl-i Sünnet alimlerden halen daha Hasan hocamız var, Hasan Zırhoğlu. Ondan istifade ediyoruz. Yani çok hocalarımız var elhamdülillah. Şimdi bu Ömer hocam Efendi Hazretlerimizin yanında o zaman hizmetinde bulundu bir sene. İsmail Ağa'daydı efendi o zaman. Gidermişti diyelim 12'de. Efendim şimdi namaz kılınıyor filan İsmail Ağa'da. Sen zannediyorsun yatsı yıkıldı eve yatmaya gidiyor. Yok. Bırakmıyorlar. Soru var. Sual var. Milletin derdi var. Sıkıntısı var. Şehir dışından gelen var. Efendinin eve gitmesi 12. Yani. 12'de diyor. Efendi Hazretleri'ni götürürdük. Evine. Yanında tabii. Hizmetinde ya efendinin. Efendim bırakırdık. 2'de Efendi Hazretleri almaya gidiyoruz ya, kapıda hazır. Elinde işte kitabı, işte çantası neyse, kapıda hazır kıta 2'de. Bak 12'de bıraktık, 2'de hazır. Bu ne? Yolcu. Anadolu'da bir ihvanımız anlatıyor. Okudun mu? Birisi mi anlattı? Dergide mi gördüm İsmail Han'ın? Bir yerde. Vendi'nin yakın arkadaşlarından. O mübarek anlatıyor. Kudüs'e sürru. İşte efendi olmak öyle kolay olmuyor arkadaşlar. Efendi Hazretleri diyor 6 ay evimizde kaldı. Bir gün yatakta uzandığını görmedim diyor. 6 ay bizde kaldı diyor. Bu gözler bunu müşahede etti diyor. Bir defa yatağında görmedik diyor. Yatağını bozuk da görmedik. Uyumamış 6 ay. İstirahat yok. O nasıl olur filan. Mevla dileyince oluyor. İmam-ı Azam Efendimiz 50 sene bir rivayet 40 sene de var da 50 de var ama 50 sene yatsının abdestiyle sabah namazı kılmış. Bazı dangalaklar var, beyinsizler, aklı kıtlar. Diyor ki efendim yatsıdan sonra diyelim yatsının abdestiyle sabah namazı kılmış ne demek? Yatsıyı sabah namazının son dakikalarına bırakmıştır o. İşte sabah namazının çıkması, imsak'ın girmesine ne kadar var diyelim? 20 dakika. 20 dakika kala namaz kılmıştır. İşte kendi o kıt beyniyle, kıt aklıyla anladın mı? Beyinsiz ya, şuursuz ya. Bugünkü kafayla düşünüyor. 20 dakika kıldı, sonra sabah namazı girdi zaten, sabah da kıldı. Bak beyinsize bak. Oysa bu böyle değil. Şuursuz herif. İmam-ı Azam Ebu Hanife Rahimullah'tan bahsediyoruz. Uyumamış. 40 sene, 50 sene uyumamış. Hiç uyku yok. Yatsıyı 10'da mı diyelim yatsı? Aldığı abdest de sabah namazı. Gündüz diyor sadece bir lahza, bir an gözlerini şöyle dinlendirirdi. Tekrar devam ederdi. O beyin de şey oluyor tabii, deşarj oluyor. Gündüzün bir vakti. O da öğlen vakti. Kaylül'e o da sünnet. O sünnet olmasa orada da uyumayacaklar. Mübarekler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem benim gözlerim uyur ama kalbim uyumaz buyurdular. Ya Rabbi dostlarına dost eyle bizleri Allah'ım.
Ben yolcu gibi ol. Başka hadis-i şerifte gördüm. Ebu Amir'ü Sebil'inden sonra ve udde nefseke min ashabil kubur. Nefsini kabir ehlinden say. Bu hususla alakalı beni çok etkileyen hakikaten İmam-ı Gazali Hüccetül İslam Rahmetullahi Aleyh Hazretleri'nin şu sözü çok etkilemişti beni. Diyor ki say ki öldün. Seni kabrine koydular. Sonra yalvardın yakardın. Allah'ım ne olursun geri gönder ya Rabbi. Niye? Niye gidecek? Sana daha çok ibadet edeyim, kulluk edeyim Allah'ım. Böyle bir şey yok da dediler ki peki hadi bakalım. Dünyaya geri git. Seni gönderiyoruz ama sadece bir günün var. İşte diyor İmam Gazali Rahimullah Hazretleri. Bu gününü o günmüş gibi yaşa. İnsan böyle olmalı kardeşlerim. Yani insanın ömrü derler ya, 3 günlük ömrümüz var. 3 günlük ömür diye niye demişler? Dün yaşandı ve bitti. Bugün yaşıyorsun, yarın diye bir şey var ama sen çıkacak mısın? Meçhulün fih. Meçhulün fih diyelim, zarfı mekan olsun hadi. Meçhul yani. Yarına çıkacağın malum değil. Hiçbir şeyden haberimiz yok. Onun için nefsini kabir ehlinden say. Ve kâne ibn-i Ömer radıyallahu teâlâ anhuma. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh şöyle buyururlardı. Yakul derlerdi. İde emseyte. Sen akşama çıktığın zaman. Bugün yatsı olmuş. Sana diyoruz ki namaza başla. Veya bir hacetin var, bir sıkıntın var, bir derdin var. Tamam kardeşim, hemen abdest al, dua et diyoruz. Ha, felâ tentazırı sabaha. Sabaha bekleme diyor. Akşam oldun mu? Artık sabaha yaparım deme. Hemen yap. Şeytanın bacağını kır. Sana akşam yaptırmayan sabah da yaptırmayacak, anlasana. Neden? Ve izâ esbahte felâ tentazırı ilmesâ. Çünkü sabaha çıktığın zaman da akşam yaparım deme. Akşamladığın zaman bir iş için sabaha bekleme. Yapacağın bir ameli hemen yap. Sabah olduğu vakitte artık sabaha çıkmışsın, daha ne istiyorsun? Akşamı bekleme. Hemen yerine getir yapacaklarını. Ve huz min sıhhatike. Ve kendini tut. Sıhhatinde, sağlığın, afiyetin yerindeyken limerazike, hastalığın için. Ne demek yani? Yani sıhhatinde, hastalığın, hasta olmadan önce sıhhatinin kıymetini bil demek. Hastalık gelmeden evvel sağlıklı günlerinde güzel, iyi işler yap demek. Hakikaten öyle kardeşlerim. İnsan bir hastalanıyor, namaz ağır geliyor, abdest ağır geliyor. Efendim bütün bedenim diyor, mafsallarım tutmuyor, boğazım ağrıyor, başım ağrıyor filan. Ne yapacağız şimdi? Namaz da kılmak lazım. Şimdi namaz öyle bir şey mi zannediyorsunuz siz, öyle başım ağrıyor bugün? Vallahi billahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miracı Şerif'te bir kavim gördü ki zebaniler böyle başlarını koca koca kayalarla, bir kaya altta bir kaya üstten vuruyor böyle, efendim pestil gibi çıkıyor böyle, dümdüz oluyor, sonra bir daha kafa şey oluyor, bütünleşiyor, tekrar vuruyor, tabi kanlar yerinden, pislikler dağılıyor, bütün beyin, kafa. Dedi ki ya Cebrail aleyhisselam, kimdir bunlar? Dedi ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar senin ümmetinden başım ağrıyor deyip de namazı terk ederler. Namaz diyor insan artık yatalak hasta olsa yattığı yerden kılacak. Veya bir kadın doğuruyor. Bak Şiratül İslam'da gördüm. Bir kadın doğum esnasında daha çocuk başı çıkmamış, namaz vakti çıkacaksa hemen orada diyor abdestini alıp o doğum esnasında, sancısında da namazını kılacak diyor. Farzdır diyor. Terk ederse işte o 80 sene azaba gider. Yatalak hasta oldun, başınla kılacaksın abi. İma denen bir şey var. Gözle namaz kılmak diye bir şey yok. Bazısı var gözümle kılıyorum diyorlar. O nereden çıktı? Onu da sen mi ürettin mi var? Başla imayla namaz kılınır. Zaten sünnetler, yani nevafil olan, revatip sünnetlerde bir kuşluk namazı kılamadın. Otobüse bindin, arabaya bindin. Allahu Ekber dersin, kılarsın. Sahabe Efendimiz deveye binerdiler.
yolculuk esnasında gidecekleri yere kadar. Allah'a esselamu, Allah'a esselamu, Allah. Kıla kıla giderlerdi. Neden? E boş konuşmayalım. Male yani olmasın. Rabbimiz de o. Devenin yönü olduğu yer senin istikametin. Orası kıblendir yani yolculuk esnasında. Nafile namaz için diyorum. Farzlar mutlaka ayakta, ayak toprağa basarak kılınacak. Ha. Demek ki kardeşlerim bak sağlığımız varken kıymetini bilelim. Hastalıktan evvel yaptığımız kârdır. Kaza namazları olanlar, kaza oruçları olanlar, böyle borçlar var. Yapsınlar. Bazısı var. Ben diyor yaşlanayım da hacca giderim. Ya mübarek adam sen şimdi o ruhsatı nereden aldın ya? Zenginsen malın varsa bas git abi ne duruyorsun ya? Şu pandemi mandemi kalksın. Hemen bir yolunu yordamını bul git. Bazısı diyor kasap olarak gitsek olur mu? Birisinin hakkına girmiş olur mu? Niye gireceksin abi? Kasaba da ihtiyaç var. Kasap olarak gidiyorsan biraz çalışırsın gidersin hac vazifeni yaparsın. Bunda bir şey yok ki. Sen o kurayla çıkanların yerine mi girdin şimdi? Kura yani sen gidiyorsun diye adama kuradan eksik mi verdiler? Gidemedi mi? Hakkı mı düştü? Hak ihlali yok ki. Kimsenin hakkına da girmiş olmuyorsun. Böyle kuru sofiliği bırakalım yani. Kuru sofilik yapmayalım. İmkan buldun mu genç yaşlı yaşlandın mı artık sana ağır geliyor zaten. Ama hocam bir adam hacca gidip geldin mi diyor. Evet. Günahları anasından doğmuş gün gibi olur. Doğru. Aferin bak güzel şeyler biliyorsun. Ben şimdi gençken gidersem sonra döndüğümde gene aynı günahları, aynı herzeleri yeme durumlarım var. İyisin ben yaşlıyken gideyim de hepten toptan bir temizlik olsun. Ya sen şimdi mübarek bu yaşına kadar zaten yapacağını yapmışsın. Genç kardeşimiz, bu şekilde düşünen dostumuz, bahtiyar kardeşimiz. Şimdi demiyorsun ki belki yarın ölebilirim. Bir hafta sonra bir aylık ömrüm kalmıştır. Benim bir şeyden haberim yok belki demiyorsun. Gideyim temizleneyim. Yaşlılığını mı bekliyorsun kardeşim? Yaşlılık denen bir zaman dilimi elbette var. Ama senin için var mı? Hazreti Ali Efendimiz ne buyurdu? Bugünün işini yarına bırakma. Niye? Yarın olur da sen olamayabilirsin. Yani yarının olacağı kesin. Senin olacağın meçhul. Allah için Allah'tan korkalım. Celle Celaluhu. Genç yaşta gidelim. Haccımızı yapalım. Yaşlılığa bıraktın mı artık sana faydası? Yani o ibadetten lezzet alma durumun zor olur. Biz nice insanlar gördük orada. Tekerlekli sandalyeyle şey. Ne lüzumu vardı şimdi o duruma bırakmaya bunun? Başkalarına da eziyet etmeye ne lüzum vardı? Gençken gelseydin ya. Kaza namazların var. E kılsana. Sağlığın, afiyetin yerindeyken kıl işte mübarek. Her vakte bir vakit götür. Kaza oruçların var. E tut. Sıhhatın, afiyetin yerindeyken. Yarın hastalandın mı hocam hepsini toptan fidyeyle kapatırız. Ya işte yarına çıkıp çıkamayacağımız meçhul olduğu için sen yarına hesap yapma. Dünün işini bugün bitirmeye bak. Çünkü bugün senin elinde. Yarın sende değil. وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ Ölümden önce hayatında yapacaklarını yap. Ölümün için hazırlığını güzel et. Ravail Bukhari. Bak bu Bukhari Şerif'te geçiyor bu hadis-i şerif. Ne kadar mühim nasihatler, ne kadar önemli bilgiler edindik. Cenab-ı Hak duyduklarımızla cümlemizi amele muvaffak eylesin. Duyup duymamış gibi olmaktan muhafaza eylesin. Sizleri de bizleri de dünyaya efendim meyletmekten, sevmekten, tapmaktan kurtarsın, muhafaza eylesin. Rabbim ahireti, cemalini, Firdevs-i Alâsını, Resul-i Kibriyasına sallallahu aleyhi ve sellem komşu olma iştiyakını, muhabbetini, sevgisini dünya yerine kalbimize yerleştirsin inşallah. Bizi bunlarla meşgul eylesin. Bunları kazandıracak işlerde başarılı kılsın. Cümlenizin ve cümlemizin hastalarına acilen kamilen hayırlı şifalar ihsan eylesin. Maddi manevi zorluk çeken cümle kardeşlerimiz sıkıntılarını izale eylesin. Ferahlıklara tebdil eylesin. Evladı ahvadımızı, aile-i âlimizi her türlü afat-ı semaviyeden ve araziyeden korusun ve muhafaza eylesin. Rabbim ümmeti Muhammed'e
imdad eylesin. Birlik, beraberlik, ehl-i sünnet vel cemaat çatısı altında ittifaklar kurmak nasip ve müyesser eylesin inşallah. Nasip ve müyesser eylesin. Ya mucibessailin, amin, amin, ya mu'in, celle celali ve celle şa'ruhu. El-Fatiha. Allah'a emanet.